Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile'da Türk Yüzü kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Mainham'la olacak. Artık ligde son 3 maçımız. Ee, son maçlarda yaptığımız puan kayıpları yüzünden sürekli 3.lüğü, ikinciliği ikincilik şansımızı kaybettik. Dizburg, yani geçen maçı yenseydik Dizburg'un önüne geçiyorduk. Jena ile aramız fark daha az olacaktı. Artık liderlikten biraz ümidi kestim ama ikinci olsak da doğrudan çıkıyorduk. Şimdi üçüncü olursak playoff oynayacağız. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Maçımıza bakalım. Rakibi bir inceleyelim. Aynı bizim sistemle oynuyorlar. Oyuncular da ortalama yıldızda oyuncular. Yani çok kötü bir kadroları da yok, Çok iyi bir kadroları da yok. Takım raporuna bakalım. Çok genç bir kadroları var. Takımları büyük birize sahip. Önemli anlarda doğru kararlar verme konusunda çok iyilermiş. Allah Allah. Bizim için avantajlı olan yönlerine bakalım. Takımları bir şekilde fiziksel anlamda zayıf. Oyuncuları teknik yetenek açısından eksik görünüyormuş. Yine her zamanki taktiğimizde çıkacağız ama iki tane kart cezalısı oyuncumuz var. Şimdi Hasan Ali'yi alacağım birisinin yerine. E, kimdi o? Bir dakika Hasan Ali'yi alamıyoruz. Taatuncu alıyoruz. Hasan Ali bu sefer sakat olan Hasan Ali'ymiş. Şimdi bu sefer defans ortasada da Atamer Bilgin de yok. O da sakatlık geçiriyordu. Evet. Şey de yok. O zaman ne yapacağız? Orta sahada başka adam da yok. Cebeci'yi alacağız ve 4-2-3-1 oynayacağız bu maçta. Bayağıdır oynamıyordum bu sistemle. Özlemişim. Şu görüntüyü görünce onu fark ettim. Yani korkak takım olmayı sevmiyorum ama yani bir türlü üst çıkamadığımız için Hani bu sistemle. Normalde benim oynamak istediğim sistem bu. İki yönlü ortası Bir tane merkez ortası Bir tane de ofansif ortasa ile oynamak isterim. Ama işte maaş bütçesi, transfer bütçesi bunun için yetersizdi. Bakalım belki Bundesliga 2'ye çıktığımızda bu sistemle oynayabiliriz. Neyse lafı çok uzatmadan bakalım. Kontrollü dedik. Evimizde mi oynuyorduk? Deplasmanda oynuyormuşuz. Deplasmanda da bu taktikle çıkmak biraz riskli. Ama o riski alalım artık. Ne yapalım? zaten kazanmamış kazanmamız gereken maçları kaybediyoruz. Bunda da belki hani zor gözükse de belki de galibiyetle ayrılırız bilmiyorum. Ayrılmamız da gerekiyor ama kötü gittik yani son son 8-9 maça baktım hatta 10 maç diyelim. 10 maça baktığımızda kötü gidiyoruz. Rakipte bir oyuncu sakatlandı bu arada. Evet, atağımız var. Orada bir foil yaptılar bize. Serbest vuruş. Cebeci'nin şutu Kornel'e gitti. Gül savunma uzaklaştırdı. Evet artık ligde son 3 maçımız. Bu maçı saymazsak, saymazsak 2 maçımız var. Bu arada gol yedik. Enes Küç attı. Sezonki ilk golünü atmış. Onun, onu da bize attı. Sağ olsun. Evet son 3 maçımız vardı. Bu maçtan Nasıl bir skor alacağız? Sonuç alacağız bilmiyorum. 1-0'lık üstünlükleri var. Penaltı yaptık. Penaltı kullanıyorlar. 2-0 oldu herhalde. Balaban kurtardı. <laughs> Balaban ya. Adamsın vallahi billahi. Çok şeyi var. Recep Gül'le beraber bu sezon. Normalde bundan önce iki penaltı kullandı. Onu hatırlıyorum. İkisinde de dönen topta yemişti. Bunda yemedi. Bu bizim için bir işaret olabilir. Abi rakibin 10 şutu var. Bizim şutumuz yok ya kaleye. Bir tane şutumuz var bir değişiklik yapabilir miyiz? Nasıl bir değişiklik yapalım Kadir? Gümüş kaya çıkartalım mesela. Gümüş bu kaya her zamanki gibi bir etkisi yok, bir faydası yok. Ve bu maçı da ikinci yarının başında Malik Batmaz'ı alalım. Sürdür diyelim. Oynayalım Malik. Uzun süredir çok forma şansı vermiyoruz. Recep Gül skor eşitledi. Sezonki bu sezonki 14. golünü attı. Evet, Ardı ardına ardına mi geliyor. Malik atsaydı öne geçiyorduk. Bazen öyle maçta öyle anlar oluyor. Malik batmaz 2-1 yaptı öne geçtik. Hani demek istedim şuydu biraz önce. Hani bazen böyle rakip bir gol yedikti, yediği zaman afallıyor. Ardından bir gol daha buluyoruz falan filan. Ya, onu demek istedim. Evet son 15 dakika girdik. Hemen şuradan kontra şeye geçelim kontraya. Disiplinli kendi yaralanımızda basalım sadece. Ara topları bırakalım artık sürdür diyelim. Son 12 dakika. Rakibin hata var. Yapma. Evet yemeden atlattık bu hata. Gol yemeden atlattık. Evet 4 dakika uzatma. Bizim hatamız var. Orada fol yaptılar bize. Cebeci. Kaleciden döndü top. Cebeci. Bir atak şansı. Malik 3-1 yaptı ve derin bir nefes aldırdı bize. Rahatlattı. Evet Berke'nin yerini aldık oyuna. Uzun süredir forma şansı vermiyorduk. Berke almıştı formayı ondan ama ikinci yarıda forma şansı verdik ve o da çok iyi değerlendirdi. Dördüncü sıradaki yerimizi koruyoruz. Son iki maçımız. Sıradaki maçımız Münster'le. Evet. Evet. Dizburg 68 puan. Dizburg da puan kaybetmiyor arkadaş. Evet. Münster'e bakalım. Evet. Biz de aynı sistemde çıkıyorlar. Bakalım hücum biraz zayıf. Hücum kanat oyuncuları biraz zayıf. iyi. Şu an kadroda takım ruhu yüksekmiş. Teknik açıdan yeteneklilermiş. Şu anda ligde formda olan takımlardan birisiymiş. Bizim için avantajda olan şeylerine bakalım bir. Yıl ligdeki en kötü savunma estetiklerine sahiplenmiş. Bu bile yeterli bizim için. Bu bizim şeyimiz ya. Bu bizim takımın şeyi. Çok hırslı bir kadroları. Bu bizim takımın şeyi mi? Aynen bu bizim takımın şeyiymiş. Tavsiye edilen 11 ile çıkmışız zaten geçen maça. Kadro derinliği. Balaban'ın yedeği yok. Bizim şeye bakmaya gerek yok. Biz zaten biliyoruz. Pas konusunda iyi bir takımmışız. Evet şuradan taktik diyelim. Evet. Sevinci tekrardan yerini alalım. Geçen maç risk aldık da bu maç risk almak istemiyorum. Sevinci aldık tekrardan yerine. Hasan Ali'yi yedeğe alalım. Evet. Cebeci'yi tekrardan kadroyu alalım. Kimi çıkartacağız? Evet stoperde bilgin. Bizim bir tane daha stoperimiz olacaktık. Nereye gitti kayboldu ya? Bilgin var başka stoper. Başka stoper yok. Bektaş'ın yerine şu cebeciyi alayım abi ben. Bektaş'ın yerine aldım. Evet bir değişiklik yapmıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yapıyorum evet. Malik Batmaz'ı alıyorum. Son maçta bizi kurtaran isim oldu. İkinci yarıda oyuna girdi recep'le beraber devam diyelim. Evet son iki maç artık rakibimiz 17. sırada 4 tane eksikleri var. Evimizde oynuyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılacağız. Artık bu saatten sonra yapılan puan kaybının telafisi yok. Daha önceden yaptıklarımızı bir şekilde telafi et, etme şansımız vardı ama abi Dizburg da puan kaybetmiyor. Adamlar başa baş gidiyor. Adamlar şu an iki maçı da kazansa, biz de kazansak adamlar 3. oluyor. İnşallah bu maçı kazanırız. Onlar puan kaybı yaşar. Sonraki maçta da öyle olur ve en kötü 3. bitiririz ligi. Yani üst lige çıkmaya yaklaştık artık. Ya Bundesliga 2 var işin ucunda. Allah'ınızı severseniz. 2 sezondur bıktım artık. Evet, penaltı kazanıyoruz. Malik Batmaz topun başında. At oğlum golü. Evet. 1-0 öne geçtik. İlk yarının bitmesine çok az süre kala. Rakibin şutu yok. Bizim 5 şutumuz var. Topa sahip olmadı. Üstünlüğümüz var. İkinci yarıda aynı istatistiklerle devam ederiz. Aynı topu oynarız inşallah. Evet. 63. dakika. Atağımız var. Bozdoğan. Kurt. Sevinç. Sanuç. Evet. Bir değişiklik yapmayacağım. Şu an iyi gidiyoruz. Korner kullanıyoruz. Recep'in ortası. Savunma uzaklaştırdı. Bir korner daha. İçeri doğru orta. Yine uzaklaştılar. Bir korner daha kullanıyoruz. Hadi gelsin artık gol. Sevinç. Bozdağ'ın rakibin hata olacak gibi oldu ama etkili çıkamadılar. Artık son 4 dakika rakibin hata var. Aman aman. Aman aman uzaklaştırın. Gümüş kaya kaptı topu. Hayret iyi bir iş yaptı ilk defa. Abi bir dahaki sezon satacağım herhalde ya. Hani Recep Recep'in yarısından ya çeyreğe kadar bile bir performans gösteremedi adam ya. Evet 1-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Bakalım çıkmış mıyız 3. sıraya? Evet çıkmışız. Puan kaybı yaşamış şey. Dizburg. Of maça bak. <laughs> Son maç Dizburg'la lan. 4. sıraya düştüler. Yer değiştirdik. Son maçımız Dizburg. Dizburg'u yenersek playoff'u garantiliyoruz abi. Bakayım hemen şuradan. Evet. Dizburg'u yenerse playoff'u garantiliyoruz ya. İkinci olma şansımız yok. Nasıl yok? Avarajla üstün oluyor Jena. Onlar çıkmayı garantilemiş. Gönül isterdi şampiyon olmak ama inşallah şurada ne niye seve gitti bir an elim. Valla arkadaşlar sevluat falan filan yapmıyorum ya. Bir an seve niye gitti? Video bitti zannettim. Normalde şöyle yapıyorum. Hemen açıklıyorum. 4 maçı oynuyorum ya 4 maçı oynadıktan sonra kaydediyorum. Ondan sonra videoyu hani düzeltiyorum hemen şöyle. Video kaydını durduruyorum ve 4 maçı oynadıktan sonra video kaydını duyduruyorum ve kaydediyorum. Ondan sonra mesela kapatıyorum oyunu. Ondan sonra yeniden girdiğim zaman şey yapıyorum. İlla ki kaydediyoruz yani. Ben şu an böyle çok değişik konuşarak şey gibi hissettim kendimi. Sanki yalan söylüyor da beceremiyormuş gibi ama gerçekten sevluat falan filan yapmıyorum kaydı durdurduktan sonra oyunu kaydediyorum. Vaktim varsa oynamaya devam ediyorum. Yoksa sonradan oynamak için şey yapıyorum yani kapatıyorum oyunu. Neyse artık ligdeki son maçımız Dizburg deplasmanı. Şuradan inceleyelim rakibi. Ofansif kadro iyi. Severim. Çünkü orta sahada şeyleri oluyor. Hani biraz kırılgan oluyorlar. Bu arada bizim için dezavantajı çok yüksek. Bu takımın çok kararlı oyuncuları varmış. Takımları büyük hıza sahipmiş. Ligde gol atan en çok gol atan takımmış. Paslaşma kaliteleri yükseklermiş. Bizim için tek avantajları ligdeki en kötü ceza istatistiklerine birine sahipmiş. Bakalım bu maçta da eksikleri olacak mı? E, taktikler diyelim. Oyun şekli diyelim. Kontrol, dengeli, normal, dengeli. Savunma, her yerde pres, hücum, ara topları karışık. Her zaman bu taktikle çıktık. Bu taktikten de vazgeçmeyelim son maçımızda. Gümüşkaya'yı oynatmak istemiyorum ama böyle geldi böyle gitsin. Onu da oynatalım yine. Bakalım galip gelirsek playoff'a kalıyoruz. Gelemezsek rakip üstümüze geçiyor. Ve dördüncü sıraya geçiyoruz. Ve şey yapıyoruz ne onun adı. Tabii kötüyü çağırmayalım da çıkamıyoruz. Bir sezon daha boşuna gidiyor, boşa gidiyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah galibiyetle ayrılırız artık. Evet, rakibim bir hata var. Kaleci balabanda kaldı top. Evet. Orada top kaybı yaşadık. Korner kullanacaklar. Rakip etkili başladı maça. Deplasmanda oynuyoruz bu arada maçı. Sevinç, içeri doğru orta Malik. Malik 35. dakikada 1-0 öne geçirdi bizi. Güzel oldu abi. Düşük pil modu şey geldi. Uyarısı geldi. Evet 1-0 öndeyiz. Gol yemeyelim ilk yarı bitmeden. Balabanla kaldı top. Pardon ikinci yarıya başladık biz değil mi? Recep Gül 2-0 yaptı. Bekle bizi Bundesliga 2'ye. Geliyoruz. Playoff'a kaldık. Playoff'tan da kimle eşleşeceğiz bilmiyorum üst sıradaki ekiple eşleşiyor. Yani bu Nesliga 2'den bir, bir ekiple eşleşiyorduk. Aynen bu Nesliga 2'den bir ekiple eşleşiyoruz. Oğlum adam dördüncü sırada burada hiçbir işaret yoktu. Bu Nesliga 2'nin sonuncusuyla eşleşeceğiz büyük ihtimal. Bu arada farkı bire indirdiler. Gümüş sakatlandı. Hemen yerini Karataş'la dolduralım. Evet. Kanat forvet. Tamam. Artık oyun şeklinde bir değişiklik yapalım bilmiyorum. Sevinç de sarı kartı var. Korkuyorum biraz. İnşallah bir şey olmaz. Evet. Farkı bire indirdiler 59. dakikada. Evet, son dakikalar artık. Evet, son 15 dakikaya giriyoruz. Son 5 dakikaya girdik. Sevinç, Tunç. Orada bir foil var. Etkili nokta. Bitir olmuş golü. Recep Gül'ün şutu savunmaya çarptı. Kornel kullanacaktık. Son dakikalar artık. Hadi oğlum hadi oğlum ya. Playoff'a kaldık mı acaba? Ne yaptık? Evet son saniyeler. Ve maç bitti. 2-1 kazandık. Playoff'a kaldık. Acaba ikinci falan olma şansımız var mıydı? Avaraj dolaşı da yoktu. Üçüncü bitirdik. Ne yapacağız şimdi? Kimle yapacağız? Mesela playoff'a kalmayı garantilemişiz. Zaten son maçı oynadık abi. Evet evimizde playoff eşleşmesi kimle eşleştik? Hayndam'la eşleştik. 1846 Hayndam 1846. İki maç mı oynayacağız şimdi biz? Ne yapacağız? Birinci ayak. iki maç oynayacağız abi. Süleyman Luşla Galatasaray Sözleşme uzatmış. Düzeltiyorum. Gümüşkaya çık çıkaracağım ama Hasan Ali çıkardım yanlışlıkla. Onu alalım bir daha yediye. Evet. Abi playoff maçlarını ayrı oynayayım diyorum. Evet ligi 3. sırada bitirdik. Playoff'a kaldık. Playoff'ta Bundesliga 2'nin sonlarında olan bir ekiple şey yapıyoruz. 16. sırada diye görmüştüm de şuradan bakabiliyor muyuz? Takım raporu. Bundesliga 2'de 16. sıradaki ekiple oynuyoruz. Oynayacağız. Yenersek ayaklarda bir evimizde bir deplasmanda oynayacağız. Yenersek üst lige çıkacağız. Yenemezsek ne oluyor? <laughs> bir sezon daha Bundesliga 3. Bunu artık yürek dayanır mı bilmiyorum. Artık abi o kadar mücadele verdik. Keşke yani 3 puanlar, o 2 puanlar, 3 puanlar onları kazansaydık hiç playoff milof uğraşmayacaktık. Şimdi bütün sezonun şeyi 2 maça kaldı. Evet playoff maçlarında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim ve bu videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğen, ben butonuna basın arkadaşlar. Yani sürekli hani söylemek istemiyorum etmiyorum da abi izliyorsunuz izliyorsunuz beğenmiyorsunuz şey yapmıyorsunuz yani. Ben Mehmet normalde abi son ayak videonun bitimine karşı şey yapar iyice şey yaptım ya malca konuştum. Ya beğenmek zorunda değilsin kardeşim. Beğenmek zorunda değilsin ama beğendiysen de ben butonuna bas diyorum. Unutma diyorum. Sadece onu demek istedim. Neyse playoff maçlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.